Evet nerede kalmıştık? Alt nerede? Alt koyunlar bugün gerçekten çok güzel e, gidiyor. Bir reklam arası vardı. Bu reklam arasında bütün alt koyunların bizlerin canını okumuşlardı ama e, elimizdeki bin satsın güzel bir 3 katı verdi. Ardından e, dün videoda da dedim ya bu koyun deniz olacak <laughs> ya da zengin edecek derken BSV güzel bir hareket yaptı. iki katı verdi. Bir anda e, hala yükselişini sürdürüyor. 0.1 sentin üzerinde bakalım orada kalıcı olacak mı? Diğer alt koinlerin hepsi aş aşağı yukarı. Yani bugün piyasa gerçekten çok güzel. Yeşil. Umarım hafta sonumuzu kötü yapmazlar diyerek şöyle bir e, videoda Bitcoin'e değinelim, altına değinelim e, ve diğerlerine bir bakalım. O zaman dolar endeksiyle bir başlıyoruz. Evet, Ulaş Hoca'nın keyfi yerine geldi. Kahveyi de aldı tabii. Uzun zamandır kahvesiz çıkıyorduk. Moral falan kalmadı yani. Kimin kaldı ki bu süreçte yani. Son 3 aydır alt oyunlarda ölümden <laughs> beter ettiler bize. Neyse kahvemizi içtik. Şimdi Dolar endeksi buralardan tepki yemiş. Tabi bugün e, ABD'de bir konferans var. Bakalım orada Powell ne diyecek? Piyasaların e, beklediği şey 50 ve ardından diğer faiz indirimleri ama 50 bas bu an değil. 25 bas puanın sinyalini verecektir. Eğer vermezse ne olur? Vermezse tepe takmak <laughs> Umarım verir. Ya verecek. Bana göre verecek. Çünkü neden? Vermezse piyasaların satış baskısını daha da hızlandırır ve derinleşir. Bunu yapa, yani bunu düşünüyorlardır. O yüzden sinyali ufak da olsa, büyük de olsa fark etmez. Verecek ama 50 bas puan bana göre şimdilik uzak bir nokta. Olursa ne olur? Olursa tadından yenmez e, ve dolar endeksi buranın da yani 100 bandının o beklediğimiz rencinde aşağısına atar e, yolculuğa e, başlatır diye düşünüyorum diyeceklerim e, bunlar dolar endeksinin altın e, söyledik dünkü videomuzda da söyledik buralardan redleyip aşağılarda yani şu iki renk arasında gidip gidip gelebilme olasılığı daha yüksek satsin yerine de dönebilir ama e, dediğim gibi ABD'den gelecek pozitif veriler eşliğinde tekrardan burayı dener kırarsa üzerine gider yani şunu yapabilir. E, geldim. Pozitif haber geldi. Kırdım derse bu sefer üzerinde şekillenmeye başlar diye düşünüyorum. Ama yok. Kıramazsa bu sefer aşağıda yani şu rençler arasında gidip gidip gelir. Sonra tekrardan bu 2500 e, o, 2510 bandını tekrardan ileriki bir seviyede deneyebilir. Ama burada sat sinyalinin ucundan dönmüş. Bakalım. Allah tekrardan dönecek mi? Geldik e, bu diğerlerin kralı Bitcoin amca. Evet Bitcoin amca 62 bini kıracak mı? Yani aynı altın gibi şu 62 bini kırarsa gözünü direkt bir üst rengimiz olan 64 çevirecektir. Kritik nokta zaten 64 bin. Daha önceleri de söyledik. <laughs> Buranın üzerinde kalıcı olmamız lazım. 64 bin üzerinde kalıcı olursak yön tekrardan yukarı olur. Al sinyali net bir şekilde devam ediyor. Daha öncelerde yani geçen haftalardaki videolarımızda demiştik ki 62.000'den bir red yiyip aşağıdan özellikle özellikle 60.000'den dönme ihtimali yüksek olduğunu düşündük ama ondan sonra sağlam bir piyasa aşağı çaktılar. Ee, pozitif veri gelirse ne olur? 62.000'de kırılır ama e, piyasa göz göre göre de longçılara fırsat vereceğini sanmam. Zigzag çizerek şöyle buranın üzerinde kalıcı olmaya çalışır. Geri çekimler 59 bin yine bir destek yani 59 bin 60 bin bandı yine bir destek olacak. En fazla geri çektim yani shortçuları iyice bezdirmek için pardon longçuları iyice bezdirmek içinse ise 58 bin doğru bir gerileme yapabilir. Sizce yön ne? Yön yukarı yön yukarı. Yön yukarıda da önemli olan alt altcoin'ler hocam. Evet, alt altcoin'ler. alt de dominance bir türlü şu 56 56 bandının aşağısını atamıyor sat sinyalleri. Daha önce söyledik burada bir kırılım geldi alt altcoin'ler hareketli. Özellikle 56 bandının aşağı yönlü kırılması alt altcoin'leri daha da güzel yapar. Yani bu hafta sonu bizi gerçekten güldürecek derse ee, dediğim gibi 56 bandının aşağısında Kapanış yapması lazım ki bitcoin Ya yukarı ya da yataydayken Aşağı düşerken e, Yani dominansiyenin çok fazla düşmesi e, Yukarı yönlü Tepki getirmez Hemen buradan total 3 direkt Alt kolinlere bakalım alt kolinlerin tablosu ne <laughs> Total 3'te de demiştik ki Buralarda bir zigzag bir retest Retest hareketini yapmış Şu anda bir e, yani şuraya doğru bir gidermiş gibi geliyor. 611 bandı. Şu anda 591 bin bandı. Asıl altcoin rallisi daha öncelerde söyledik. 837 bin bandı. Neden 837 bin bandı? Ee, bunu bir önceki cycle'da çok benzediğini net bir şekilde e, görmüştük. Ne yaptı burada? Bir önceki tepesi burası arkadaşlar. Bakın. Ee, ne yapıyor? Geri uzun süre bir yatayda yatayda buraya kırıyor. Yukarı hareket ediyor, ritres ediyor. Sonra en sonki tepesi yani tam şu 177 bin bandına gelmeden bir düzeltme süreci içerisine giriyor. Bir önceki desteğini ritres ediyor sonra rally başlatıyor. Bunun da bak bu total 3 yani direkt alt koyunluyor. elimizdeki o ismini cismini ne olduğunu bilmediğimiz tokenler için söylüyorum. Bir önceki tepesi burası. Bak düşüyor yukarı hareket burada düşüyor yukarı hareketi burası bir önceki tepesine gelmeden düşüyor aynı şuradaki gibi yatay süreç sonra bir yukarı yönlü hareket tam buraya varmadan bir düşüş tabi bu düşüş şuradaki düşten biraz daha uzun biraz daha sert oldu ee, yani bir de şurada var bak ooo. yani şurayı kırmamız lazım Bu iki tane güzel bir mumuz üç tane güzel bir mumumuz var şuradaki düşen yap. Yani 627 bin bandını kırmamız lazım. Yani buradaki renç ilk kritik nokta olacaktır. Asıl kritik yani bir sonraki abi, ve altcoin rally kapağının kapısını, penceresini, neresini bir tarafını açsın gerisi gelir de. Açacak noktamız ise 831 bin bandı. Evet yorumlara gelelim hocam. E, Youtube'da söyledim Mert hocam ya. Ne yalan söyleyeyim. Yani Telegram'a e, yani, Moral bozukluğundan, bozukluğundan hiç girememiştim. Ee, bakalım yani Atom, Atom'a bir bakalım ee, bu aralar gireriz. Morallerimize gel. evet USB balinalar hem beyti stopluyor hem de shortlayarak fiyat. evet doğru. Etherfi, Etherfi var elimde. Etherfi de şu yani Ether market etmeden o da biraz nazlanıyor. Etherfi'ye bir bakalım dediğiniz doğru. Etherfi var ama çok yüklü miktarda yok. TAT vermiyor demiş e, OpenAce. Emeğinize sağlık. E, dün bakamadım birkaç koyun vardı. Ona bir bakalım. YGG'ye bir bakalım. E, Seller'e bir bakalım. Bak bu koyunu da. E, aşağı zaten hepsini okuduğumu biliyorsunuz. Peyda'ya bir bakalım. İlk önce şu koyunla başlayalım da. Ondan sonra gerisi gelir. Evet. W'yu çekmiş arkadaşım. gözünü aydın. Gözün aydın. W'yu çekmiş gidiyor. Şu anda rencinde Burayı alırsa ikinci ayak gelir bak. Hatta buralar mı? Ya yani şu range. Bu range yani 13 bandı üzerine giderse e, öne önü açık olur ama 13 bandından red yerse de yapacak. Pardon 13 bandı. Şurası. Buralar arkadaşlar. Atamadık ya. Atamadık. Evet. Buranın üzerinde bir kapanış yapması lazım. Evet. Direncimiz 12'ye geldi ama şöyle bir geçmişten gelen bir direncimiz aslında burası. 13 bandı 13 bandı üzerine atarsa yoluna devam eder diye düşünüyorum. Bu fiyatlar eder mi? Koyun market hepimize bir bakalım. ...344. sırada 10 milyar adır aşağı yukarı eder arkadaşım. Niye? Borsa listelemesi de güzel. Borsa listelemesi de güzel. Diyeceklerim bunlar. Ee, BSV'ye bir bakalım. BSV ne yaptı? BSV, BSV uçtu vallahi. Binsas derken ardından bir de BSV geldi. Morallerimizi yerine getirdi. Evet. BSV buranın üzerinde kalıcı olacak mı? Kalıcı olursa pozitif ederiz Bir saniye bir daha bir bakalım da. Nereden üretiymiş? Tam buradan. Buradaki ara rencimi. 11 bandında. Güzel bir dönüş yani. Hacimli bir mum arasa yani. Buradan bir düzeltme yapabilir yani. <laughs> buradan girelim ya. Tipte giremez. Dün söyledik ya bu coin deli soru ya yukarı Sert bir şekilde atar dedik 500 bandın üzerinde kaldığı sürece de ondan sonra yoluna devam etti. Evet şurada bir W çekti demiştik hatırlarsanız. W yapan diğer mi bulalım. Bulalım hadi. <laughs> evet güzel. Ya ben buraya doğru bir e, 970 yani şöyle söyleyeyim. Yani şuralara doğru bir geri çekilebilir 860. Çünkü ara sayı şişme noktasına gelmiş. Ya uyumsuzluk vererek yükselir ya da bir ufak bir düzeltme yapabilir. Yani son e, bir haftanın en güzel yükselen coinlerinden bir tanesi de bu oldu. Rare'ye bir bakalım. Rare de güzel yükselmişti. Bu arada elimdeki BSV'lerin bir kısmını e, kar satışı bu noktadan yapıyorum. Aklınızda olsun. Evet. Rare. Rare bugün suskun kırmızı yakmış ama yani <laughs> şu bir kırmızılık net bir şekilde göremiyoruz sanki bir ayak daha getirebilirim diyor. Yani yarın özellikle yarın bir hareket yapabilir mi? Yapabilir. Belki de bugün yapar. Bilemeyiz. Geçmiş neresi? Yok. Burası da değil. Burada. Yani 20 bandını vermediği sürece şimdilik iyi adım. Pozitif ama 20 bandının aşağısındaki kapanışlarda da 18 bandı gözüküyor. Yani bu iki renç dikkat edilecek. Bir notta Rare gerçekten zıng 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 attı. Evet diğer yorumlar vardı. onlara da bir bakalım ya. YGG. <laughs> YGG. YGG. çekiyor çekiyor. Yyyy ama Yyyy üzerine atamıyor Yyyy Evet 1.7 Game over yapmışlar Game over yapmışlar yani Ne diyelim Şimdi Bir Buranın üzerinde bir kalıcı olsun ya Yani 41 bandını bir alsın Ondan sonra bakarız sonraki hedefi Neresi olur 45 var ee, Yani asıl zorlayacak Rençlerden bir tanesi bu 55 55'in üzerine atması lazım Ama öncelik bir e, 40 bandının üzerine atsın. Ondan sonra yoluna devam edebilir. Al sinyali devam ediyor. W çekecek mi? Yatayda bir W oluşturuyor. O W'da 45 bandından sonrasını gösteriyor. Yani W formasyonu devreye girebilmesi için. Evet. Vit'e ee, Bit'e bakalım. Bit de güzel yükseldi. bir çok az bir şey vardı. Yani. Yani çok az bir şey vardı. Onunla da kar satışı yaptım. Yani. Bu noktalardan yaptım. Neden? Evet, burada bir range var. Buranın üzerinde durması takdirinde gider. Ara sayı zaten 86'ya varmış. Yani burada bir düzeltme sürecine girer. Geri çekilmeler nereler olabilir? 30 bantlar olur. Yani 30 bandını hiç rites etmeden kırılmış gitmiş. Yani burada bir renci var. Burada da renci var. Yani şu 28 bandı. 28 bandına gelir mi bilmem. Gelirse belki bir vurkaç yapılabilir. Ee, gördüğüm tablo bu. Evet hızlı bir dönüş sinyali verdi bit. Ee, başka ne vardı Yorumlarda Eski işte Eterfi 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 unuttuk Güzel bir proje defa yalandı Düşen trenini kırdı yatayda Yataya bağlamış Yani e, burada da şu Yani 3.1'in üzerine atması önemli Şu anda yaptığı hiçbir şey yok 1.6 1.6 Burada ufaktan bir W çeker çekerse. Yani şurayı alması lazım. 1.6'nın üzerine atması lazım. W çekebilmesi ee, burada bir range'imiz var. Kaç burası? 2 bandı. 2 band. Birler onlar yüzde psikolojik range'lerdir. 2 bandına dikkat etmemiz lazım. Düşen trend kırıldı. Nokta atışı bir test. Bakalım yoluna devam edecek mi? Yani He. uygun maliyette ya. Uygun maliyette. 8 dolarlardan gelmiş 1 dolara. Merkez sıralaması da güzel. 1 milyar adedi var. Bu fiyatlar eder mi? Yani DeFi proje tabi %100 piyasada değil yani. İleride bana boşaltacaklar. 177 milyonla bu fiyatlar eder. Evet. Yorumlara. Atom. Atoma bakalım. Atom ne yapmış? Atom hala yani atom kendi haline. Kendi haline. Atomda al sinyali var da dönüş mumları yok. Çok ilginç yani. Çok ilginç. Dönüş mumları yok. Yani şuraya doğru bir 5 bandına doğru bir hareket yapması lazım. Buraya ama hala bir dönüş mumu yok. Al sinyali var. Al sinyali sürüyor ama Dönüş mumları atamıyor. Ya şurada ne range var ki? Bir range de yok yani. 4.8 öyle güçlü bir range de yok. 5 dolar bandının bir üzerine atsın. Ee, ondan sonra nereler gelir karşımıza? Şu bantlar gelir. 5.5 Ay, game over yapmış millet ya hiç hiç yani milleti bezdirmiş bu coin. milleti game over yapmaktan ziyade bezdirmiş Dönüş sinyali hala yok arkadaşım, hala yok. Haftalığa bir bakalım. Haftalıkta da bir al sinyali var mı? Yani haftalıkta dip var arkadaşım. Bak dip var, diplerden yükseliyor, diplerden yükseliyor. Haftalıkta dip var. Atom, alınabilir. Şansını denersin. Ağır bir koyun ama e, döndü de bir, güzel dönüyor yani yükseliyor. Evet. <laughs> <laughs> al sinyalini yap, yakabilmesi için 36-37 bandının üzerine atması lazım. Yani alınabilir. Alınabilir. 14 bandından buraya gelmiş. Yani tepeyi saymıyoruz tabii. Buralayı. <laughs> evet. Şöyle e, yükselenlerden başka hangisine bir bakalım. Dodo'ya bir bakalım. Dodo da var. Dodo da çok sessizdi. Bakalım Dodo istenilen tepkiyi yaratabilecek mi? Uzun süre sessiz olan bir coinlerden bir tanesi. DeFi projeleri Buralar biraz daha hareket. Evet Dodo güzel bir dönüş atmış ya. Dodo güzel bir dönüş atmış. Buranın üzerinde kalırsa da 14 buçuk bandının üzerine atarsa da yoluna devam eder diye düşünüyorum. Bu renk çok e, kritik bir renk. Hatta o düz 15 bandı diyelim. Buranın üzerine atarsa yoluna devam eder diye düşünüyorum. Doda da diyeceklerim bunlar arkadaşlar. Başka da bir şey yok. Bugünlük kadar olsun. Var mı bir aldım koyun? Yok şimdilik. Alınca yazarız